Şimdi KDV tutarı arkadaşlar burada %18 ya. Siz KDV'li fiyat verdiğinizi sakın unutmayın. Yani normalde sizin ürün 100K iken KDV ekleniyor. 118K'ya yükseliyor. Dolayısıyla 118K 590 diyeceksiniz. Tamam mı? KDV'li bu demektir. K buradan gördüğünüz gibi 5 olur. Demek ki ürünün öz fiyatı 500'müş. KDV'si de yazalım yanına 90 TL'ymiş. Sonra arkadaşlar 84 siz dediğim gibi yine aynı şekilde 105 y, 105 m diyelim ona da 84 eşittir 105 m yüzde KDV fiyatı 21'e böl 4 21'e böl 5 m de buradan 4 bölü 5 oldu. Dolayısıyla ürünün gerçek fiyatı arkadaşlar 100 çarpı 4 bölü 5'ten 80 TL. Demek ki 4 TL de burada KDV'ye para ödemişiz. 94 daha 94 oldu C şıkkı. Burada bilinmeyen var ama her şey aslında belli arkadaşlar. Bir kere satış bu. Sonra alış bu. 2x eksi 1080 kaldı tamam mı? Bu %20 kar ne demek? Maliyet üzerinden hep kar olur değil mi? O zaman x'in 5'te bir işte bu kar. Dolayısıyla 9x bölü 5 eşittir 1080. 108 ile 9'u sadeleştirirsek 12. x buradan 120 çarpı 5'ten 600 oldu D şıkkı. Şimdi nasıl olsa oran sordu ya bize. Kendimiz sayı verelim arkadaşlar. 100 TL'si olsun çocuğun. %20 zam ne demek? 20 lira ekle demek. 120 TL oldu. Sonra zamlı üzerinden %50 zam. %50 zam 1 bölü 2 demektir. 120'nin yarısını ne yapar? 60. 60 daha eklersek 180 oldu. En son zamlı harçlığına %40 indirim vurmuş. Böylece bu gittiği zaman 72 TL indirim oldu. 180'den 72'yi çıkardığımız zaman 108 TL'si oldu arkadaşlar son harçlığı. Demek ki ilk duruma göre en azından biraz da olsa artış olmuş. 100'den 8'e 8, e 8 TL'lik artış var. %8 oldu A şıkkı. Maliyet fiyatı üzerinden %40 kar ne demek? Ürün 100x olursa bunun satışı %40x olur demek. Dolayısıyla 200 TL indirim yapıldığında %10 zarar Yüzün 10'da 10 bölü yüzü 10x yani 90x'e düşüyor demektir. Bakın denklemimizi kurduk. İşte mevzumuz bu. Dolayısıyla 50x eşittir 200'den x 4 geldi. x 4 olduğuna göre başlangıçtaki maliyeti 100x'ti. 100 çarpı 4'ten 400 oldu c şıkkı. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. Birinci gün %40'ı erkekmiş bunların. 12 çarpı 4 48 yapar 480 erkek oldu. Sonra ikinci gün 600 kişi başvurmuş. O zaman %20'si kadınsa %80'i erkektir. 600 çarpı 8'den yine 480 erkek başvurmuş. Ee, buradan o zaman 720 kadın oldu. Burası da 120 kadın oldu. Üçüncü gün başvuranlar da 60x kadın olsun, 40x arkadaşlar erkek olsun. Şimdi 960 artı 40x eşittir. 840 artı... 60 x. Çünkü 3 günde toplam kadın ve erkek sayısı aynıymış. Böylece 120 eşittir 20 x. x arkadaşlar 6 oldu. Son gün başvuran kadın sayısı 60 çarpı 6'dan 360. Ha, toplam sayı sorurum. Bir an heyecanlandım. Eyvah yanlış mı bulduk diye. O zaman erkeği de hesaplayayım. 40 çarpı 6'dan 240. 240 360 daha toplam 600 insan başvurmuş C şıkkı. 60x diyelim, erkeklere de 40x diyelim arkadaşlar. İkinci durumda kadınların bir kısmı ayrılmış. Yani %20'si pardon. %20'si 60'ın ne yapar? 12. 48x tane kadın kalmış. Erkeklerden ne kadar ayrıldığını bilmiyoruz. Toplamda ama şunu biliyoruz. 360-48x diyebiliriz değil mi? Çünkü toplamda 360 kişi kalmış. Ve son durumdaki kadın sayısı erkek sayısından 120 fazla gördüğünüz gibi... Böylece 96x eşittir 480'den x'in 5 olduğunu anladık ve x 5 olduğuna göre 300'müş burası da normalde işte 200'müş. Başlangıçta arkadaşlar salonda 500 insan varmış D şıkkı. Burada aslında bize bilgileri vermiş sadece yerine yazacağız arkadaşlar. %20 kar elde ettiğine göre son durumu 120x diyebiliriz. 120x'i 300 iken 100x'e bulacağız biz. E, sadeleştirelim şu sıfırları. Sonra buradan 30 ile 12 sadeleşsin. 6'ya bölelim 5, 6'ya bölelim 2. X buradan 5 bölü 2 yaptı. Yerine yazarsak X'in 5 bölü 2 olarak demek ki 250 TL yatırmış arkadaşlar dolara. Sonra aynı şeyi real için de yapacağım. Zarar ettiği için arkadaşlar 80Y'ye düştü artık burada diyelim. 80Y 400 TL'ye satmış y eşittir 500 demek ki 100 çarpı 5 yani 100 y orijinal hali zarardan önceki hali 500 TL'ymiş. 250 500 daha 750 TL'lik bir yatırım yapmış D şıkkı. Tuğba ve Huriye arkadaşlar e, çarpacağımız için 100 100 değil de 10 10 yapacağım bakın. Huriye'nin çözdüğü soru sayısı 10 olsun o zaman Tuğba'nınki 13 olur arkadaşlar. Tuğba'nın soru başına aldığı puan 9 olsun Huriye'ninki 10 olsun. Böylece 13 çarpı 9 ne yapar? Bir çarpalım. 3 kere 9 27. 117 oldu. Bu da 100 oldu. Demek ki Tuğba'nın kazandığı puan Huriye'den %17 fazla arkadaşlar. D şıkkı. Tuğba ve Huriye arkadaşlar. E, çarpacağımız için 100 100 değil de 10 10 yapacağım bakın. Huriye'nin çözdüğü soru sayısı 10 olsun. O zaman Tuğba'nınki 13 olur arkadaşlar. Tuğba'nın soru başına aldığı puan 9 olsun. Huriye'ninki 10 olsun. Böylece 13 çarpı 9 ne yapar? Bir çarpalım. 3 kere 9 27. 117 oldu. Bu da 100 oldu. Demek ki Tuğba'nın kazandığı puan Huriye'den %17 fazla arkadaşlar. D şıkkı. Küçükten büyüğe gidelim. En ucuz madımakmış arkadaşlar. Madımak bir bitki bu arada. Hiç duymayanlar için. Sivas'ta sanki en çok yetişiyor mu? Sivas'ta mı oluyor bilmiyorum ama Sivaslar yapıyor. %25 daha pahalı olarak satılmıştır diyor. Madıma o zaman biz 4K fiyat çekelim. Bunun %25'i ne yapar? K. K daha eklersek 5K arkadaşlar dolayısıyla kuş burnu olacak. Bu madımak, bu kuş burnu. 5K'nın da %20'si K yapar demek ki arkadaşlar o zaman 6K da buradan e, böğürtlen oldu. Dolayısıyla zaten kiloları belli. 22 çarpı 4K arkadaşlar madımak. E, Kuşburnu daha ucuzdu böğürtlene göre. O zaman o da 40 çarpı 5K ve böğürtlen de 6K çarpı 20. Dolayısıyla şurası 88K, bu 200K ve bu da 120K. Dolayısıyla 200, 120 daha 320. 320'ye 88 eklersek ne oldu? 408K oldu. 408K, 2448 gözünüz korkutmasın. Bu 2448 zaten... 408'e bölündüğünde ne olacak? 6. K 6 olduğuna göre kuş burnunun satış fiyatı arkadaşlar yerine yazarsak 5 çarpı 6'dan 30 değişik oldu. Ben arkadaşlar gömleğin fiyatına burada 10 diyeceğim. Çarptığımız için uğraşmayalım şimdi. Gömleğin fiyatı 10 olsun. Kazağın fiyatı %14, %40 fazlası 14 TL olsun. Şimdi Ahmet M tane kazak alıyor. 14 M. N tane gömlek alıyor. 10 N. Sonra arkadaşlar e, Nadir 14 tane ne alıyormuş? 14 tane diyorum pardon. M tane gömlek alıyormuş. O zaman 10 M. N tane kazak alıyormuş. 14 N. Ve Ahmet'in ödediği para Nadir'in ödediği paradan %25 daha fazla. %25 birdir. 1 bölü 4'tür. Bir de biz buna 1 eklersek 5 bölü 4'ü oldu bakın. Dolayısıyla içler dışlar çarpımından 56 M artı 40 N eşittir 70 N artı 50 m. Böylece burası 6 m oldu. Burası 30 n oldu. m arkadaşlar 5 n'ye eşitmiş e şıkkı. 300 dereceye 60 derece. Maliyet arkadaşlar 300 derece. Kar 60 derece. Demek ki 1 bölü 5 oranında kar var. O zaman ben bunu siliyorum. Diyorum ki ürün 100 TL olsun. Karımız 20 TL olsun. Dolayısıyla satış fiyatımız kaç TL olacak? 120 TL. 120 TL arkadaşlar satış fiyatı şu an. Bunu yazdım bakın böyle. Ne demiş? Yüzde kaç indirim yapılırsa yüzde 10 zarar elde edilir. Bizim için zarar her zaman ne üzerinden yapılır arkadaşlar? Ve maliyet üzerinden. Yüzde 10 zarar aslında yüzün onda biridir. Sakın 120'nin onda biri demeyin. Her zaman maliyet önemli. Dolayısıyla 10 TL zarar lazım. 90 TL'ye düşmeli. 90 TL'ye düşmesi için arkadaşlar... 120'de 30 indirim yapılmalı. Çünkü satış üzerinden soruyor. Satış üzerinden 30 TL indirim yapılırsa %25 olur D şıkkı. Soru çözdükçe, zaman geçtikçe böyle konular düzgünce oturdukça, böyle bir nevi demlendikçe arkadaşlar, sorunun neresinden başlayacağınızı daha iyi göreceksiniz. Bunun için de biz zaten rehber olmaya çalışıyoruz size. Şimdi burada ee, en baştan X diyerek tek tek gidilebilir ama biraz böyle kesir sıkıntısı belki yaşayabilirsiniz. Olmaz demiyorum ama ben şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi son durumda nasıl olsa bize kalanı vermiş bu değil mi? Kalan son durumda 250 tane arkadaşlar. O zaman bunun elinde ilk etapta X artı 100 tane olsun 3.ye geldiğinde. Bu 100 tanesini almış. Kalanın da yarısını almış. Dolayısıyla 100 gitti x'in de yarısı gitti. Böylece x eksi x bölü 2'den x bölü 2 kaldı. Ve bu kalan kaç tane? 250 tane. x böylece 500 olmuş oldu. Şimdi demek ki 500 artı 100'den başlangıçta 3'ünün eline geçen 600'müş. Gelelim şimdi ikinciye. İkinci de arkadaşlar yine fark vereyim. Y artı 100 tane elinde olmuş olsun. 100 taneyi 7 aldı yani pardon. E, bunun 1 bölü 4'ünü aldı. Yani y bölü 4'ünü. O zaman ne kadar kaldı? 3 y bölü 4. Kalan ne? Demin bulduğumuz 600. Dolayısıyla böylece y buradan 800 oldu. Yerine yazarsak bunda arkadaşlar 900 varmış almadan önce. Birinciye geldiğimizde ona da m diyelim. m artı 100 tane varmış. 100 tanesini almış. E, M'nin de %20'sini yani 1 bölü 5'ini almış. Elinde 4 M bölü 5 kalmış. Kalan ne arkadaşlar? 900. Dolayısıyla sadeleştirirsek 225. 5 ile çarparsak e, 1000, 1125 oldu. 100'ü eklersek başlangıçta o zaman 1125 artı 100'ü unutmayalım bakın. 1225 tane ceviz varmış D şıkkı. 650 elimizde var arkadaşlar. 540 var. Bir de 115 var. Şimdi 655'e tam bölünen bir sayı 5'in katı olacak ya burası bakın 5k, burası 4k, burası k dersek. 650 neyin 5 katı? 130'un değil mi? O zaman bu 130 olsa, bu 650 olsa, bu da 520 olsa arkadaşlar. Şu artmıyor. Bundan eksik kalıyor. Tamamlamamız lazım. Bu da artıyor. Haliyle o zaman bunu 540 yapmak için 20 gram arttırmam lazım. Bunu 20 gram arttırdığımda 4 kat 20 ise 5 kat nedir? 25. Dolayısıyla bu da 25 arttığında 675 olur. Burası da arkadaşlar 20 arttığında bu kaçta? 5'te 1 kadar artacak. Pardon 4'te 1 kadar artacak. 5 artmalı. Bu da 135 olmalı. Böyle olursa en az durum elde ettik bakın. Normalde can, yani en az olması için isterdik hiç eklemeyelim. Ama mecburen eklemek zorunda kaldık. Dolayısıyla ne kadar ekledik? 25 ekledik. Buraya hiç eklememiş olduk. Buna da 20 ekledik. Totalde o zaman en az 45 eklemeliymişim. E şıkkı. Bazı sorularda kesirlerle uğraşmayayım, sayı vereyim derken iyice işin içinden çıkılmaz hale gelebilir. Bu da öyle bir soru. O yüzden hiç üşenmeden normal x diyeceğim arkadaşlar. Hepsinde işte x olsun, tamam mı? Sonra bu birincidekinin %20'sini yani x bölü 5'i kalanlara dağıtıyoruz. Kalanlar kaç tane? 6 tane. x bölü 5'i 6'ya bölersek x bölü 30 vereceğiz. Demek ki burada arkadaşlar ikincisinde artık ne kadar olacak? x artı x bölü 30 olacak ikinci de. Diğerlerinde de öyle olacak da e, 3'ü de alayım. Çünkü onu da soracak soru birazdan bize. Böyle var. İkincide artık 31 x bölü 30 kadar arkadaşlar bilye var. Daha sonra ne demiş? Bu ikincideki bilyelerin %50'sini yani 31x bölü 60'ını kalanlara 1, 2, 3, 4, 5 yani sağındakilere 5'te 1'i kadar dağıtacağız her birine. Demek ki 31x bölü 300. Böylece üçüncüye artık en son 31x bölü 300 vereceğiz. Dolayısıyla x artı x bölü 30 artı 31x bölü 300 eksi x bölü ne kadarını vermiştik oraya? 1 bölü 5'ini. X çarpı 4 bölü 5. Burada çünkü arkadaşlar başlangıçta 1 de X vardı. Ama 1 bölü 5'ini dağıtacağımız için sadece onda 4X bölü 5 kaldı. Dolayısıyla buradan burayı uzatmayayım ben ne olduğunu söyleyeyim size direkt. Payda eşitleyince arkadaşlar 101X bölü 300 oluyor. Eşittir buradan 404. Bunlar sadeleşti. X buradan 1200 oldu. Bizden zaten birinci kovaya koyulan ilk biliyeleri soruyordu. c şıkkı.